Burada mı oturuyorsun? Esenyalı'da oturuyorum, Pendik. Evet. Peki Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Yani benim arkadaşlarım burada oturuyor. Evet. Gayet iyi. İyi. Pendik Başarılar. Belediyesi'nden memnun musun? Pendik Belediyesi'nden de memnunuz, evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde her iki belediye başkanı da yeniden başkan olmasını ister misin? Ya Ahmet'in kesinlikle, evet. Evet. Şey, Maltepe. Yani arkadaşlığı yok. Arkadaşlarımdan ötürü, o yüzden olabilir yani. İyi hizmet veriyorlar. Peki ekonomiyle ilgili düşüncen nedir? Ekonomiyle alakalı düşüncem, yani şu an iyiye gitmiyoruz, evet, bana göre. Ama bir şeyler düzelebilir. Herkes elini taşın altına koysun artık. Ne yapılması gerekiyorsa artık bugünlerden sıyrılalım. Hepimiz için hayırlısı olsun diyelim. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Maltepe ilçesinde mi oturuyorsun? Yok, ben Pendik'te oturuyorum. Pendik'te oturuyorsun. Evet. Peki Maltepe ilçesinin genel olarak belediyenin hizmetlerinden memnun musun? Ya şöyle söyleyeceğim. Gelip gittikçe hani görüyorum. Burada oturmuyorum sonuç olarak ama evet, hani şu İnşaat çalışmaları falan çok uzun sürüyor gibi geliyor bana. Yani şu anda bulunduğumuz alan mesela bayağıdır inşaat halinde. Şu Maltepe Camii'nin oradaki yol mesela, oralar, o Zümrüt Evleri'nin oralar falan bayağı bir hani uzun sürdü. Hani bu konuda biraz şey aksaklık oluyor gibi düşünüyorum. Peki Pendik Belediyesi Ahmetçiğinden memnun musun? Pendik Belediyesi Ahmetçiğinden Pendik'e yeni taşındım. Hani genel olarak bir şeyini görmedim. Kötü bir yanını görmedim daha. Hani ama buraya gelip gittikçe yani gördüğümü söylüyorum. Orada da yollar falan, bozuk yollar falan çok var hani ama genel olarak bir aksaklık görmedim açıkçası. Burada daha mı hızlı ilerliyor? Biraz daha hızlı ilerliyor gibi. Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz konuşmak ister misiniz? Yok. Diyecekler Emre abi. Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerinden ve belediye başkanından memnun musun? Çok memnunum. Çok memnunsunuz. Peki gençler olarak yani ilçede yeterli sosyal alan, sosyal tesis, sosyal faaliyetler oluyor mu? Yani oluyor, konserlerden falan görebiliyoruz zaten. Evet. Peki ekonomiyle ilgili düşünceleriniz? Ekonomiyle ilgili düşüncelerimi belli edersem yarın Silivri'ye yatabilirim. Yok, o yüzden çok konuşmak olarak istemiyorum. Yok yok, problem yok yani. Yani genel olarak Avrupa bizi kıskanıyor bence. Ekonominin durumunu iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bence Avrupa bizi kıskanıyor. Tabii ki canım. Onların işi gücü yok zaten. Bizim düşmüşler bizim yakamıza. Yani bence. Evet. Peki önümüzdeki seçimlerde yine Ali Kılıç'a oy verecek misin? Vereceğim. Okey. Teşekkür ediyoruz o zaman. İyi günler. Ve uğurluyoruz sizi. Maltepe Belediyesi'nden memnun musunuz? Maltepe Belediyesi'nden, evet, memnunuz. Belediye Başkanımızdan da çok memnunuz. Her şey için çok teşekkür ederim. Her vallahi şey çok güzel olacak. Sahilimize baksana. Nerede böyle bir sahil var? Yok yani. Seçimlerde oy verecek misin? Ona yorum yok. Seçime yorum yok. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederim. Ali Kılıç'tan mı bahsediyorsun? Ha? Ali Kılıç, vallahi Ali Kılıç var ya, bitirdi bizi ya. Neden? Abi destek yok, bir şey yok. Yaptığını söyle, bir şey yaptığı yok. Ne yapacak başka? Vallahi bizim Almancı bir dayımız geldi. Şu an Közde Kahve'nin sahibi. Adam paradan başka bir şey konuşmuyor. Euro bazından çalışıyor de. Ne güzel. Vallahi euro bazında çalışıyor yani. Yürüyor akulum demiş orada. Vallahi yürüyor akulum da işte bize de yürüyor akulum diyorlar da biz kendi keşabımızda yürüyoruz. Kimse bize yürü demiyor yani. Bizdeki seçimlerde oy verecek miyiz Ali Kılıç'a? Ali Kılıç'a vermem ki ben. Vermez. Vermem. Ekonomiyle ilgili düşünüyorum. Ekonomi sence nasıl? Sence nasıl? Bana sorarsan iyi değil. İyi değil çünkü. Ha. Ekonomi kötü. Ama benden ziyade senin fikrin önemli. Vallahi biz buluyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz ki yine bir şeyler yapıyoruz. Yok, kanka ekonomiden soruyor oğlum. Ekonomi soruyor. Gel. Gel Eren buraya. Eren gel. Eren gelsene oğlum. Eren gel, beraber konuşacağız. Gel oğlum gel. Şimdi ekonomi nasıl bir şey abi? Ekonomide şu an ne var? Yiyoruz, içiyoruz değil mi? Eğleniyoruz. Neyin çapında eğleniyoruz? Ne çapında? Kendimiz yine bir şeyler yapıyoruz ki buluyoruz yani. Evet. Anladın mı? Bir şeylik şekilde buluyoruz yani. Doğru mu? Tamam, buluyoruz da. Yani ama bak şu an gençlere bak. Ne hala gençler? İşte ona bakıyorum şu an. Gençlere bak. Gençler bitmiş gençler. Yemin ediyorum bitmiş gençler. Niye kardeşim? Gençlerin cebine 2000 lira ver, gitsin adam bulsun senin için. O derece mi? O derece. O derece. O zaman Allah yardımcımız olsun. Öyle tabii canım, öyle yani. Nasıl yani? Ablacığım, sana bir söyleyeyim mi? Ben şu an bir gence 2000 lira vereyim. Gidip adam vurmazsa adam değilim. O şu an piyasa böyle. Piyasanın çapı bu. Bu yani. Çünkü kimse para bulamıyor şu an. Basitten para yok. Herkes gayrimeşhur peşinde. Ben de gayrimeşhurcuyum. Gayrimeşhur peşinde.
Alın mı? Evet, kardeşim merhaba. Merhaba. Maltepe Belediyesi'nden ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan memnunum. Abi açıkçası açık konuşayım. Evet. Ben muhalifim abi ama pek beğenmiyorum abi. Muhalifim pek beğenmiyorum derken? Ya abi daha çok böyle CHP ağırlıklıyım yani. CHP'yi tutarım ama bu şeyini sevmiyorum. Yani CHP'nin Maltepe Belediyesi'ni sevmiyorum. Anladım. Peki Maltepe'deki gençler için öncelikle sizin beklentiniz, isteğiniz nedir? Abi gençlere yani pek bir yatırımı yok. Ne bileyim işte spor salonundan tut şeyini. Abi ben mesela Fındıklı'da oturuyorum. Fındıklı'da bir tane spor salonu yok. Bir tane ne bileyim. Ya bu arada spor salonu yok derken devletin açtığı, Maltepe Belediyesi'nin açtığı bir tane spor yeri yok. Bir tane ne bileyim futbol sahası yok. Bir tane gençlerin oynayabileceği bir alan yok. Zamanında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir spor kuruluşu açmıştık. Maltepe Belediyesi'ne kaç defa geldik abi. Maltepe Belediyesi'ne yani sayısız defa geldik. Kaymakamla görüşük ettik. Ama hiçbir zaman abi yardım etmediler. Yani çok geldik. Sayısız defa geldik. Hatta o zamanın Maltepe Kaymakamı bizim açılıştan bir gün önce gitti. Çiğ köfte açılışına gitti. Ertesi gün biz gittik. Gençler ücretsiz olarak kütüphane açtık. Bizim kütüphanemize gelmedi. Onu özel davetiye gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı geldi. Yine CHP'den, İyi Parti'den, AK Parti'den bir sürü kişi geldi. Ama bir Maltepe Belediye Başkanı, ne bileyim bir Maltepe Kaymakamını böyle bir yararlı bir şey getiremedik abi. Gençlerin organizasyonlarına çok fazla önem vermiyorlar diyor. Evet. Yani ücretsiz bir kütüphane açmışız. Gençler için çok güzel bir şey yapıyoruz. Ya bütçe sağlamayı bile geçtim abi. Yani normalde bütçe sağlaması lazım. Bırak abi bütçeyi. Daha yani gelmeye bile tenezzül etmedi. Peki ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsun? Abi vallahi ekonomiyle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Yani şu an buradan abi istediğin her genci çevir. Hepsinin abi bak mesela. Aynen öyle brur. Bu nerede yayınlanıyor? Kanka mesela yurt dışına çıkmak istiyor musun? Esonla Utrecht 0-30 brada. Yüveyt zelif. Biz Hollanda'dan geliyoruz. Hollanda'dan geliyoruz. Kanka ekonomi nasıl diyor? Ekonomi burada mı? Aha burada. Pompa. Neresi güzel? Bak abi. Abi bak işte mesela bunları değil de. Eyvallah. Bunları değil de abi bak mesela hangi genci çevirsen çevir hepsinin tek hayali yurt dışına çıkmak. Çünkü abi oranın ekonomisi oranın ya tamam abi orada da enflasyon var da oranın da enflasyonu maksimum olsa olsa %10 biz abi %300-%500'lere çıkmış bir durumda. O yüzden yani ekonomiden hiç memnun değiliz. Yerel seçimlerde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a oy vermeyi düşünüyor musun? Abi vallahi ben pek düşünmüyorum da tekrardan kazanacak gibi duruyor. İlk de %49 almış, şimdi %60'lara çıkarmış. Yani sırf muhalif olduğu için abi Ali Kılıç'a veriyorlar. Ama yani yok abi. Gereğini yapmıyor diyorsun. Evet. Peki teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olun. Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Ya, belediye başkanından. Belediye başkanından memnunum. Memnunsun. Geçmişten tanıyorum biraz. Evet. Hizmetlerinden biraz memnun değilim ama yine idare eder yani. Bak, eksikleri var diye. Var var evet çok ama var. Ama genel anlamda iyi. Genel anlamda iyi evet. Elle tutulur yanları var yani. Peki önümüzdeki seçimlerde o zaman Ali Kılıç'ı destekliyor muyuz? İnşallah diyelim. İnşallah. Peki ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ekonomiyle ilgili herkesin düşündüğü şeyle aynı düşünüyorum. Ama düzelir ya inşallah. İnşallah bakacağız. Kendimizi o yönde. Aynen öyle. Şu anki en azından kurtulma... Şu ankinden memnun kalmaya çalışıyoruz ama değiliz diyeyim. Anladım. Peki o zaman CHP'nin başına geçsin mi? İmamoğlu CHP'nin başına geçsin mi geçmesin bence. Bilmiyorum ya. Ona bir şey söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Tamam o zaman teşekkür ediyoruz kardeşim. Eyvallah. Tamam, eyvallah. Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum ama çok da fazla değil. Neden? Neden? Çevre düzenlemesi ağırdan alınıyor. Kaldırımlara çok iyi bakılmıyor. Temizliğe çok dikkat edilmiyor. Diğer şeylerden memnunuz. Peki önümüzdeki seçimlerde o zaman Ali Kılıç'a destekliyor muyuz yeniden? İnşallah. Bakacağız. Hayırlısıyla. Peki ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ekonomiyle ilgili ne düşünebilirim? Şey ortada. Mesela? Mesela görüyorsunuz bu kadar pahalılığı. Görüyoruz kahvemizi elimizde. Evinizde ama bak nereden aldık. Herkes şeyde Starbucks'a biz uygununa gidiyoruz. Afiyet olsun. Gözümüz yok vallahi yok. Teşekkür ederim. Size de ısmarlayayım isterseniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Size de sağ olun. İyi günler. İyi günler. Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Cumhuriyet Halk Parti'nin olduğu bütün belediyelerin hizmetlerinden memnunum. Okey. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde yine
Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri destekliyor muyuz? Kesinlikle destekliyorum. Evet. Ekonomi ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ekonomi berbat ya, hiç sormayın. Peki madem Cumhuriyet Halk Partilisiniz zannedersem, peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına İmamoğlu geçmeli misiniz? Şu an için değil. Şu an için değil. Erken. Şu an için Kılıçdaroğlu'yla devam olabilir. Kılıçdaroğlu dürüst bir lider. Ben kendisini çok seviyorum. Güzel de atılımlar yaptı. Yani kazandık aslında. Kazanmadık demeyeyim ama bir değişim gerekli. Şöyle yaş olarak herkes yaşını başına almış, malum şahıs da öyle. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun ben seviyorum. Çalışmalarını da çok beğeniyorum. Başta adalet yürüyüşü olmak üzere ama değişim şart. Ama şu an için değil. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Maltepe Belediyesi'nden, hizmetlerinden ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan memnun musunuz? Ya şu anlık memnunum. Güzel çalışmalar yapıyor. Güzel asfalt çalışmaları yapıyor. Bundan önce asfalt çalışmaları bayağı kötüydü. Yani gayet memnunuz yani. O zaman önümüzdeki seçimlerde Ali Kılıç'ı destekliyor muyuz? Tabii destekliyoruz. Yani ben Girne Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasını bütün Maltepe içinde gerçekten diliyorum, yani böyle olmasını istiyorum. Yani bayağı bir ihtiyacı vardı asfalt çalışmasının. Biz genelde o dağ yolundan falan gidip geliyoruz, yani bayağı tehlikeli hale geliyor. Ellerine emeklerine sağlık. İnşallah bir dahaki seçimde de beraberiz yani onunla. Ekonomiyle ilgili düşünceler? Ekonomiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Gerçekten çok komik bir haldeyiz yani. Allah yardımcımız olsun. Yani bir şey demek istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmaktan yani biraz çekiniyorum. Tamam kardeşim. Teşekkürler. Sağ olun. Maltepe Belediyesi'nin hizmetinden memnun musunuz? Son birkaç senedir memnunuz. Evet. Gayet hareketli. Önümüzdeki yerel seçimlerde destekliyor muyuz Ali Kılıç'ı? Büyük ihtimalle destekleyeceğiz. Peki ekonomiyle ilgili düşünceniz nedir? Tabii ki çok olumlu değil maalesef. Olumlu kelimeler kurmak isterdim ama şu an için kuramıyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Maltepe Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın hizmetlerinden memnunum. Şimdi şöyle, genel olarak hizmetlerini, çalışmalarını takip ediyorum, beğeniyorum. Fakat yapılması gereken çalışmalar var. Yani şu süreçte üst mecralardan olaya bakılmamalı. Yani halkının içine inilip, halkın içinde sorun tespit edilip öyle bir çalışma mekanizması oluşturulmalı. Halihazır şu anda ekonomik krizi yaşıyoruz. Tamam, bizim belediyemiz bazı çalışmalar yürütüyor. Lakin daha da o çalışmaları geliştirmeliler. Daha farklı bir mekanizma oluşturmalılar. Yani tepeden bakmakla yönetmek aynı şey olmuyor. Bunu Türkiye'de görüyoruz ama belediyelerde bunu görmememiz gerekiyor. Durum sorun tespit için halka inilmeli. Halkla daha çok ilişki kurmalı. Bence bizim belediye başkanımız bunda bir şöyle söyleyeyim, bir eksikliği var. Daha çok halkla bir araya gelmeli. Daha çok yapacağı şeyleri anlatmalı. Maltepe'deki var olan sorunları çözmeli. Bu şekilde düşünüyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ali Kılıç'ı destekleyecek misiniz? Şöyle söyleyeyim. Maltepe'nin bazı yapılması gereken acil işleri var. Onlar hayata geçmedi. Yol sıkıntısı gibi, ne bileyim, ya da gördüğünüz gibi çok böyle aşırı şahşalı ya da olması gereken bir sahile sahip değiliz. Daha geliştirilmesi gerekirdi bence. Çünkü çok güzel sahile sahip. Yani eğer kuvvetli bir aday olursa, iktidar partisinden de olsa oy verebilirim. Yani o dönem değerlendireceğim ama pek de vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hani belli bir süre yaptı ya. 2-3-4 dönem. Yani yeni kişiler gelsin. Hani kadrolar yenilensin. Yenilik her zaman iyidir. Ülkede olmadığı için hani ülkenin genel siyasetinde yok ama hani yerel, mahalli yerlerde yeniliğin olmasını doğru buluyorum. O yüzden vermeyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. O dönem değerlendirilebilecek. Çalışmaları bir görelim. Ne yapacaklar? Maltepe'ye ne sunacaklar? Dediğim gibi yani sahilimiz çok güzel ama herkes Kadıköy'e akıyor. Buraya aksın. Burayı bir cezbedici bir konuma, mecraya getirelim mesela. Bu şekilde düşünüyorum. Çünkü Maltepe İstanbul'un en gözde yerlerinden bir tanesi. Sahiliyle, doğallığıyla. Neden benim ilçem daha da görklü, daha da böyle çekici hale gelmesin?
Yani olay şu ki daha çok çalışmaları gerekiyordu. Yani ben yenilikten yana bir insanım. O yüzden yeni genç kişiler görmek istiyoruz biz gençler olarak. Yani zaten ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Daha böyle insanlarla iletişimi iyi olan insanların olmasını istiyoruz. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Maltepe Belediyesi'nden memnun musunuz ve Belediye Başkanı Ali Kılıçlar? Ben Kartal'da oturuyorum da arkadaşım Maltepe'de oturuyor, o cevaplasın. Ben de Kartal'da oturuyorum. Lan niye? Tamam, Gökhan Yüksel'den memnun musunuz? Gökhan Yüksel'den çok memnunuz. Okay. Önceki başkana göre çok daha iyi, Altın Oköz'den. Önümüzdeki yerel seçimlerde Gökhan Başkan destekliyoruz. Okay. Gökhan Yüksel'den gerçekten canı gönlünden çok memnunuz. Evet, siz arkadaşlar. Siz? Onlar da, şuraya gel, sen de Kartallısın ya buraya. Gel. Gökhan Yüksel'i soruyoruz. Gel, yabancı değil. Gökhan Yüksel'den memnun musun? Gökhan Yüksel'den çok memnun. Gel o zaman. Evet. Konu işte ne ki? Konuk. İşte belediye başkanlarımızı soruyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ya. Şu an Maltepe'de olduğumuz için Maltepe'yi soruyoruz. Ama Kartal'da yakınımızda. Ben onu da sordular. Kartal'da oturuyorum. Evet, Kartal'dan memnunum. Kartal'ın hizmetlerinden de yaptıklarından da çok memnunum ama Maltepe'de çok zaman geçiriyorum. Arkadaş çevrem falan da burada. Ben Maltepe'de herhangi bir hizmet göremiyorum. İBB olmasa hani Maltepe'de herhangi bir hizmet, vatandaşa herhangi bir yardımcı. Bekle değil yani hepinize sorun olsun. Genç arkadaşlar olarak özellikle beklediğiniz ne var bir belediyeden, belediye başkanından ve bu olmuyor? Yani gençlere kültür sanat alanında kullanabilecekleri bir bütçe ayrılabilir veya düzenli olarak burs dağıtabilirler. Hani gençlerin zaten böyle konularda çok yardıma ihtiyacı var ve bu konulara ağırlık verebilirler. Ve kentsel dönüşüm özellikle hani biz de mağduruz bu durumda. Kentsel dönüşüm üzerine de yoğunlaşmaları lazım bence. Sadece hani karot örneği alınıp bırakmak değil de belediye destekli yapılabiliyor mu bilmiyorum bu arada. Belediye destekli bir inşaat süreci, belediye diyorum özür dilerim, TOKİ ile vesaire anlaşma, bu tarz şeyler yapılabilir bence. İnsanlar çok mağdur. Ben de halkın sesi oldum. Sen bunu bekliyor musun? Gerçekten. Bayağı dolmuş. Ben sana mikrofon alayım, arada uzatayım, evde konuşsana. Peki ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz kendi ekonominizden pay biçerek. Ekonomi... Harika. Hayır, gerçekten söylenecek bir şey yok bence ekonomi konusunda. Hani battık. Batmaya da devam ediyoruz. Nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Devam olacak mı? Bayağı dolmuş. Bir de ben çok sinirliyim bu konularda ya. Hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde aşırı sinirliyim. Çıkan sonuçtan da, yürütülen kampanyadan da yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Yani Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun kardeşim? Açık söylemek gerekirse tabii ki açık söyle. Değilim abi. Tamam. Neden değilsin? Bu bizim minibüs yolunu bir türlü bitiremediler. Evet, onu, orası. Evet. Bitirim. Evet. Yollar desen aynı. Zümrüt evlere çıkıyorsun. Yolları berbat. Ben kuryeyim. O yüzden pek tamam. Beğenmiyorum yani hizmetini bu konuda. Anladım. O zaman önümüzdeki yerel seçimlerde Ali Kılıç'ı desteklemiyoruz herhalde. Yani düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum çünkü yani aktif bir şekilde güzel bir hizmetinin olduğunu düşünmüyorum şahsen. Kendi anladım. Şahsi fikrim. Anladım. Peki ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ekonomi berbat abi. Ekonomiyle alakalı hiçbir şey peki, düşünemeyiz. Peki motorlu kuryeyim dedin ya. Hani motorlu kurye arkadaşların genel olarak sorunları nedir? Neyle daha çok karşılaşıyorsunuz? Hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ya bizim sıkıntımız daha çok trafikle alakalı abi. Trafikle aynen. Alakalı. Yani bazı kurye arkadaşlarımızın da çok fazla suçu var. Hani kullanırken falan normal kullanmıyorlar motosikleti. Evet. Ama motorlu taşıtlara da dikkat etmiyor araç kullanıcıları genellikle. Evet. Trafikte bizi içe sayıyorlar yani. Sıkıntımız da o. Peki, bir de bu konuyla alakalı abi bilmiyorum yayınlanacak mı ne olacak da. Tabii ki. Yani bence hani bir şey çıkarsalar nasıl diyeyim ben sana. Motokuryelerle alakalı. Alakalı böyle bir düzenleme yapsalar düzenleme. Çok güzel olur. Gerçekten anladım. Güzel olur yani. En azından kazalar az seviyeye iner biraz daha. Kullanımıyla ilgili mi yoksa? Kullanımı haklarıyla alakalı. Haklarıyla alakalı. Aynen öyle. Anladım. Peki kardeşim. Teşekkür efendim ederim. Efendim abla? Abla 20 yıldır aynı hükümet ya neredeyse. Çok da yeni değil. Yani çok da yeni değil. Yeni kabine. Ya evet. Zihniyet aynı olduğu için pek de farklılık olmayacağını düşünüyorum abi. Yani tamam, 30 senede geçse aynı yani. Eyvallah kolay gelsin. Eyvallah.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan memnun musunuz ve hizmetlerinden memnun musunuz? Hizmetlerinden memnunuz. Maltepe sahilini falan çok güzel yapıyor. Hani gayet güzel, hoş. Evet. Ama hani isterim ki her şey daha çok çabuk olsun. Çünkü bir aydır burası böyle. Biraz ağır ama her şey güzel yani. Trafik oluşuyor mesela. Trafiğe girdiğimizde trafikten çıkamıyoruz. Aşağı inemiyoruz. Otopark arabamızı çekemiyoruz. Bu konularda sıkıntımız oluyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ali Kılıç'ı destekliyor musun? Ben destekliyorum. Yeniden başkan olmasını istiyorum. Ben de destekliyorum ama şöyle bir şey var abi. Cumhurbaşkanından biraz memnun değiliz yani. Biraz battık abi. Gerçekten battık. Anladım. Yani ekonomiyle ilgili şey. Ekonomi çok kötü abi yani. Ekonomiyle zaten sıkıntımız var abi şu an zaten. Yani abi şimdi harcadığımız günde... Mazot kaç oldu yani? Mazot dünyanın parası abi. Her şey dünyanın parası. Bak 3 tane 4 tane çocuk var abi. Ben 5 tane çocuk sahibiyim. Çocukları geçirmek o kadar zor ki abi. İnanmıyor. 5 tane erkek oğlum var. 5. erkek oğlum geliyor. İnan abi çok zor. Hani kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Evet. Hiçbir şey kolay alamıyorsun. Hiçbir şey ucuz alamıyorsun. Her şey çok pahalı. Hem çocuk ihtiyaçları hem evin ihtiyaçları. Gerçekten iyi değil yani. Ben o konuda biraz memnun değilim abi ekonomiden. Yani bunu söylemek istiyorum. Ya Cumhurbaşkanı bize ufaktan yardım etsin yani. Biz de elhamdülillah Müslümanız. Biz de Türk'üz yani. O da kendisi de Türk. Biz ama bize bunları bir şey yapması lazım. Peki göçle ilgili şu anda Türkiye'ye çok sıkıntımız var. Var. Onunla ilgili. Var. Çok sıkıntımız var abi. Hani yanlış anlama, biz yolda yürürken hani bir tane arkadaşın teki bakıyor. Türk zannediyoruz. Bakıyoruz ki neden baktın? Diyoruz ki böyle abi, böyle. Abi affedersin, ben Bursa'ya gittim, affedersin kaç lafını kes. Bursa'ya gittim ben abi tatile. İnan sokağa çıktım abi. Tamam, eşim evdeydi, böyle bir hava aldım çocuklara dedim. Çıktım abi, yol soruyorum, hepsi Suriyeli. Hepsi Türkmenistan. Abi Türk yok. Bir tane Türk gördüm abi, inan yemin ediyorum sarılasım geldi. Ya o derece diyorum ya, hani öyle bir kapsamışlar evet, abi, ki Bursa'yı. Evet. Bursa o kadar bir yer, bir de Bursa güzel bir yer bizim. Güzel bir memleketimiz ama yani benim hoşuma gitmiyor abi. Yabancıların ne işi var? Gitsin kendi ülkeleri için savaşsınlar. Oyumu kullanmadım abi, öyle söyleyeyim sana. Eyvallah. Ben Kılıçdaroğlu'na verdim. Abi size kolay gelsin. Tamam. Abi şöyle bir şey söylüyorum, size de kolay gelsin. Gerçekten eyvallah. Ekonomiden sıkıldık. Evet. Eğer onun vicdanı varsa vicdan eline koysun. Gerçekten şu ekonomiye baksın. Kendisi zaten istediği elini hasta ellisi olur. Hani öbür kendini hasta ellisi olur. Hani öyle bir ekonomisi var ama bizim öyle bir şeyimiz yok abi. Çalışarak evimizi geçirmeye çalışıyoruz. Hani o da biraz böyle bir çevresine baksın. Hep zengin. Zengin züppeleri diyorum sana abi, ayıp da söylemesi, gerçekten diyorum sana, onlara bakarak bir ekonomi yükseltiyor ama gerçekten biz de çoluğu çocuğu geçindiremiyoruz abi. Bak bayram gelmiş, bayramda mesela geliyoruz, eşya alamıyoruz abi. Hani nerede ucuz bir yer var oraya gidiyoruz. Hani biraz gözünü açsın diyoruz abi, bu kadar basit yani. Biz Türk insanız, biz ucuzu severiz. Hani kendisini sever ama yapmasın, tokumuzu çıkarmış, arabamızı çıkarmış. Hani tamam, Maltepe Belediyesi'nden mesela memnunuz, ona bir şey demiyoruz. Bu konuda biraz bize yardımcı olsun yani, bu kadar söylüyorum. Mesela yardımlara başvurduk, yardımlar kabul edildi. Yardım ediyor, ona bir şey demiyoruz ama bu ekonomi sıkıntılarında sıkıntı yaşıyoruz abi. Evet. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Alışveriş yapamıyoruz. Evet. Gerçekten sahile çıksan sahile çıkamıyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim abi, sağ ol, Allah razı olsun. Eyvallah, iyi akşamlar, sağ olun.